Merhabalar, İstanbul Hepimizin girişiminin hazırlayıp sunduğu Şehir Hepimizin programına hoş geldiniz. Ben Pınar Uyan Semerci. Bugün Yağmur Nuhrat'la beraberiz. Yağmur, İstanbul Bilgi Üniversitesi Sosyoloji Bölümünde hoca. Hepimizin İstanbul'da yaşayanların özellikle çok yorgun düştüğü bir konuyu, trafiği konuşacağız. Yağmur'un çok ilginç bir trafik araştırması var. Bizim fakültemizde de sundu ve ondan sonra hep bu programa konuk etmek istiyorduk. Çok teşekkür ediyoruz geldiği için. Ben teşekkür ederim. Bir önce nereden geldi aklına? Onunla başlayalım istersen. Yani bu kadar içindeyiz, her gün yaşıyoruz ama trafiği çalışmak neden bir sosyolog olarak? Şöyle, benim aslında konum futbol. Futbol çalışıyorum ben. Ama futbolda sorduğum soru bir hakkaniyet sorusu. Futbolun çeşitli aktörlerinin çeşitli futbol hareketlerini nasıl haklı ya da haksız gördüklerini merak ediyorum ben. Bu fair play denen meselenin nasıl kurgulandığını merak ediyorum. Dolayısıyla hani kuramsal olarak böyle bir kaygım var, bir hakkaniyet kaygım var. Ek olarak anlattığın gibi hepimiz trafikteyiz ve hakkaniyeti kuşkulu bir takım hareketler görüyoruz ya da yapıyoruz. Bu ikisi bir araya geldi. Özellikle de Bilgi Üniversitesi'ne giderken bir araya geldi. Çünkü şimdi kaldırılmış olan bir sola dönüş vardı Bilgi Üniversitesi'nin Santral Kampüsü'nün girişinde. Bu sola dönüş tek şerit olması gerekirken çoğu zaman yanında ikinci, üçüncü şeritler türerdi. Ve esas şeridin en öndeki arabasının önüne arabalar yığılırdı. İşte o şeritte geçirilen günler, saatler diyeyim ben. Beni trafikte de aslında böyle bir hakkaniyet sorusunun sorulabileceğine yöneltti. Böyle temellendi çalışma. Peki hakkaniyeti açacağız. Evet. Yani bildiğiniz üzere benim de çok çalıştığım ve düşündüğüm bir konu ama nasıl bir araştırma? Belki birazcık onu anlatabiliriz. Ondan sonra içeriği ve bulgulara gireriz. Tabii. Ne kadar, kimlerle görüştün trafik dediğimizde kimleri anlıyoruz? Tabii. Şöyle 2014-2015 senelerinde bu Kadir Has'ta İstanbul Çalışmaları Merkezi'nde bir doktora sonrası görevim vardı benim, bir senelik. O sırada bu konuyu çalıştım. 47 tane derinlemesine görüşme yaptım. Kendi arabasını kullanan İstanbullularla, evet, minibüs şoförleriyle, taksi şoförleriyle, ambulans şoförleriyle, motorcularla, yani bu bir takım işte siparişler verdiğimiz motor zaman kuryeler. Motor kuryelerle, kamyon ve otobüs şoförüyle, tek tük, özel şoförlerle, valelerle, İETT'ye gittim, orada görevli 3 kişiyle ve bir tane trafik polisiyle. Esas olarak görüşme, derinlemesine görüşme bazlı bir çalışma bu ama işte 15 senedir ben İstanbul'da trafikte araba kullanıyorum ve biraz önce söz ettiğim araçlara da daha hani sistematik olarak binerek bir yol etnografisi oluşturmaya başladım diyeyim. Çünkü bu çalışmanın sonlandığını düşünmüyorum. Devam edeceğin gibi görünüyor galiba. Devam edeceğim, evet. Devam, onu da konuşuruz. Hani nereden devam edilebilir? Devam edilecek yolları mutlaka var, kesinlikle var. Peki bu kişilerle nasıl görüştün? Yani nasıl ulaştın mı diyeyim ya da nasıl karar verdin, nerelerde yaptın? Şöyle, yani kendi arabasını kullanan insanlarla esas olarak düzenli olarak her gün uzun yol yaptığını bildiğim insanlara ve onların tanıdıklarına giderek yaptım. O bir parça daha kolay oldu. Evet. Çünkü hani buralı olmanın getirdiği hani bu yerli etnograf, evet, özelliğimden dolayı daha rahat oldu. Minibüs duraklarına gittim. Minibüs duraklarında minibüsçülerle konuştum. Gene taksi duraklarına gittim. Bindiğim zaman taksicilerle konuştum. Hı hı. Taksiye bindiğim zaman konuştum. Ambulans şoförleriyle işte
Birisinin özel şoförü eskiden ambulans şoförüydü. Onu buldum. Onun başka ambulans şoförü tanıdıkları tabii vardı. Onları buldum. Gene birisinin İETT'de çalışan tanıdığı vardı. Oraya o vasıtayla gittim. Yani kendi ağlarımı kullanarak bir parça farklı araçlar kullanan insanlara ulaştım. Peki bu hakkaniyet mevzusu ne? Hani hem senin futbol çalışmana da yol açan hem de bu trafikte. Biraz onu açalım. Oradan zaten öyküler çıkıyor. Çok tamam. Heyecanlı aslında bir yandan da hepimize kendi etik duruşunu biraz da sorgulatan. Şöyle benim merak ettiğim şey şuydu. Trafikte insanlar yaptıkları şeyleri çoğu zaman da hani kural dışı olabilen bazı şeyleri nasıl anlatıyorlar, nasıl açıklıyorlar, ne demek bu? Yani emniyet şeridine giriyorlar mı? Giriyorlarsa bunu nasıl anlatıyorlar? Çünkü emniyet şeridine girmenin aslında işte etik olmadığını, doğru olmadığını, hakkaniyetli olmadığını kabul ediyor insanlar, biliyorlar. Fakat bir anlatıları var. Bunun hangi durumlarda meşru olacağına ilişkin ya da bunun hangi durumlarda aslında hakkaniyetli olduğuna ilişkin. Yani aslında yasak olan bir şey yapıyor ama bunu meşrulaştırıyor kendi içinde mi diyelim? Evet, evet. Yani bazı ölçütler tanımlanıyor ve o ölçütlerden hareketle işte bazı durumlarda kırmızıda da geçilebiliyor. Bazı durumlarda park edilmemesi gereken yere park edilebiliyor. Bazı durumlar, bazen ise İstanbul'a özgü yazısız kurallardan söz edilerek aslında rutin olarak kitaba uymayan davranışlar yapılabiliyor. Mesela işte bu döner kavşaklar var. Oranın kuralı içeridekine yol vermek. Ama birçok görüştüğüm insanın anlattığı İstanbul'da bu iş böyle işlemiyor. İstanbul'un kuralı, yazısız kuralı dışarıdakinin yolu kesip öne geçmesi. Dolayısıyla diyor ki mesela ben yazılı kurala uyarsam eğer aslında gidişe karşı aykırı, İstanbul'a aykırı bir şey yapmış olacağım. Oradaki kuralı belirleyen şey o İstanbul'un dinamiği olmuş oluyor, ritmi olmuş oluyor ve insanlar, şoförler buna hakim olduklarını öne sürmekten de gurur duyuyorlar bir taraftan. Kendilerini bu şekilde de bazı şoförler yüceltebiliyorlar buna hakim oldukları. İstanbul'un kendine has bir düzeni var. Evet, İstanbul'un kendine has bir düzeni var. Bu düzeni işte küçük harfli D ile yazarsak eğer düzen dediğimiz şeyden uzak olsa da, çünkü onun ne olduğuna ilişkin de bir tahayyül var. Düzen nedir, nasıl olmalıdır? Bundan uzak olsa da İstanbul'un bir düzeni var. Bunu bilmek gerekir. Bir ruhu var diye anlatılıyor bazen. Bunu bilmek gerekir ve buna uymak gerekir. Aslında çok sembolik bir şey bu anlattığın. Yani bir yandan bir sürü Türkiye özelinde ya da hani kendimize haslığımızı ya da kuralsızlığı çoğu zaman meşrulaştırma biçimini de şu an çok sembolik bir biçimde anlatıyor gibisin trafik üstünden diye düşündüm. Öyle oluyor. Öyle oluyor tabii. Yani yerel bilgi değer kazanıyor. Hani öbür tarafta değerli olan büyük harfli düzen olsa da idealleştirilen bazen aranan, istenen, özenilen o yerel bilginin ayrı bir değeri olmaya başlıyor. Özellikle de büyük harfli düzene uymanın mümkün olmadığı kabulüyle ilerlenirse, yani şunu söylemek istiyorum. İşte dediğim gibi burada yaya geçidinde durulmaz. Ben burada yaya geçidinde durursam arkamdaki araba bana çarpar. İdeal olan o. Öykünülen, hani istenen düzen o, öyle bir şey var. İdeal olan çıkıyor yani sanırım. Çıkıyor. Yapılan mülakatlarda da çıkıyor. Böyle bir şey duydum. Elbette çıkıyor. Hatta bu insanlar o ideal düzenin özdeşleştirdikleri başka yerlere gittikleri zaman belki ona uygun da hareket edebiliyorlar. Ama burada bunun yapılmasının da, burada bu bilginin de aslında değerli olmadığını öne sürüyorlar. Çünkü buradaki değerli bilgi hem gündelik hayatın işleyişini mümkün kılacak olan, hem de onları işte buranın yerlisi, İstanbul'un şoförü olarak
tanımlamalarına yardım edecek olan bilgi başka türlü bir bilgi. O zaman bir İstanbulluluk o herkes için geçerli kuralların dışında bir hareket etme alanı gibi mi kurgulanıyor? Biraz öyle. Özellikle İstanbul şoförü dediğimiz zaman o öyle kurgulanıyor. Yani İstanbul'u bilen bir kişi şöyle söyledi. Yani bütün bu düzensizlik içerisinde yolunu bulabilen, gerektiği zaman da işte o söz ettiğimiz demişti çünkü zaten ondan söz ediyorduk o kuralları ama uygunca kırabilen. Orada da şöyle bir şey var yani insanlar bir takım hesaplamalar yapıyorlar. Yani demin de dedim ya anlatıları merak ediyordum ben. Mesela emniyet şeridinden gitmek. Bu herhalde en çok herkesin rahatsız olduğu bir şey evet, de yani evet, o emniyet şeridi çünkü evet, trafikte duruyorsun ve yandan birileri geçiyor. Evet. Şöyle anlatılıyor mesela diyor ki benim çıkışım diyelim ki otoyolda gidiyor. 50 metre sonra 100 metre sonra kendi çıkışı olacak. Fakat o 100 metreyi beklemesi gerekiyor normalde çünkü trafik var. Eğer öyleyse diyor ben orada işte 20 dakika bekleyeceksem diyor girerim emniyet şeridine diyor. Ve bunu haklı görüyor çünkü orada kendisi için değerli olan o 20 dakika. O 20 dakika ve diyor ki İstanbullu zaten bunu paylaşıyor diyor yani İstanbullunun ya da o trafiktekinin 20 dakikaya verdiği önem aslında onun paylaşılan bir önem olduğunu düşünüyor ve herkesin de bunu meşru görebileceğini dolayısıyla varsayıyor. Ya da diyor ki mesela kırmızıda geçerim, feribota yetişiyorum, kırmızıda geçerim çünkü kırmızıda geçmenin bedeli eğer kamera varsa ve bir ceza ödeyecekse feribot yeni bir feribot bileti almanın bedelinden daha düşük. Orada doğrudan bir hani maliyet hesabı yapıp bunun doğru karar olduğuna varabiliyor mesela. Şu da var ama bütün bunları anlatan insanlar aynı zamanda insanları enayi yerine koymamak gerektiğini de söylüyorlar. Hani şimdi diyorsun ya emniyet şeridinden gidiyorsun, evet, ben burada duruyorsun, oradan insanlar gidiyor. Yani korkunç bir his gerçekten bu. Belki şeyi söylemek lazım, ikimiz de epey uzun süredir kendimiz de İstanbul'da trafik şoförlüğü yapmış olmaktan kaynaklanan. Evet, böyle bir dolmuşluk da var. Çünkü yağmurun sunumunda da bunu biz çok hissetmiştik. Hem arabayı çok yoğun kullananlar hem de aslında yaya olanlar böyle herkes farklı öykülerini anlatma ihtiyacı. Yani bir tür trafik terapisine aslında ihtiyaç var gibi hissetmiştik senin sunumundan sonra. Yani bunun getirdiği, çünkü herkes aslında bir haksızlığa uğradığını düşünüyor trafikte. Ve bunun getirdiği bir böyle bir makul olan, çok son derece öznel bir makul olan kavramı var ve şeyi istemiyor yani yaptığı şeyin başkasını aptal yerine koymak olarak algılanmasını ya da kendisi trafikte aptal yerine koyulmayı istemiyor. Ama tabii yani bunun bir ölçme biçimi yok. Çünkü çok rahat diyebilirsiniz ki işte o 20 dakikayı beklememek için emniyetten gittiği zaman da aslında insanları aptal yerine koymuş oluyor diyebilirsiniz. Ama işte tam da bunlar insanların kendi içerisinde çözümlemeye çalıştıkları vicdan muhasebeleri haline geliyor. Yani o direksiyona oturuyor, bir yerden bir yere gitmeye çalışıyor ve bu sırada sürekli neyin doğru neyin yanlış, neyin haklı neyin haksız, kimin haklı kimin haksız olduğuna ilişkin bir muhasebe içerisine giriyor. Herkes değil belki ama benim konuştuğum çoğu insan ucundan bir yerinden buna dahil oluyor. Bir yandan aslında o yapılan davranışı kendi içinde en azından kendisi için. Yani ben haksızlık yapmıyorum. Yapmıyorum diye çözümlemeye çalışıyor. Ya da yapıyorum ama şu yüzden gibi. Gerçekten de hani bunu anlamak çok hayati gibi geliyor. Bu beraber yaşamaya dair çok önemli ipuçları var gibi geliyor bana bu çalışmada. Çünkü trafik belki de en fazla karşılaşmanın yaşandığı ve bu gri alanlar arttıkça işte birbirine öfkelenmenin, sinirlenmenin tam da o işte bazen enayi gibi hissetmenin
olduğu bir alan ve birbirimize saygının ya da saygısızlığın çok ciddi hissedildiği bir şey. Yani şehir hepimizin derken hani trafik kimlerin ve burada biraz İstanbulluluk üzerine de bir şeyler söyledi. Yani bu İstanbul şoförü olma hali ya da İstanbul'u hak etme hali. Biraz onları da açalım mı? Çok ilginçti çünkü oradaki vurgularında. Tabii. İki şey söyleyeyim. Bir tanesi bir şey hissi var insanlarda. Hani hepimiz aynı derdi çekiyoruz hissi var. Bir ortak. Özellikle mesela kar yağdığı zaman en çok hissediliyor bence bu. Hani böyle dışarıdan bir etken var. Herkes bu ortamda eve gitmeye çalışıyor. Ulaşmaya çalışıyor. Ve orada işte tam yani birbirinin derdinden anlama, halinden anlama duygusu sanki orada geliyor. Ama bir tek kar yağmasına gerek yok. Sanki trafikte bazı insan anlatılarında o vardı. Bu hepimizin derdi gibi bir şey. İşte o İstanbul, o beraber yaşamı, trafikten hareketle bir beraberlik duygusu sanki. Öte yandan İstanbul'u hak etmede şöyle bir yere oturdu benim çalışmamda. Şimdi bu biraz önce anlattığım düzen ve düzen yani İstanbul'un düzeni ve daha idealize edilen düzende o idealize edilen düzen çok şaşırtmıyor bizi. Bir Avrupa düzeni olarak dile getiriliyor. Yani duymaya alıştığımız işte orada her şey daha düzgün. İnsanlar kırmızıda bekliyorlar, yaya geçidinde duruyorlar. Kimse yere tükürmüyor. Özetleyebileceğimiz bir sürü oraya ilişkin düşünce var ve bunlar idealize ediliyor. Şimdi aslında İstanbul'da kendisi kurallara uymayan bir grup insan, kendisi bir grup insan demeyeyim, herkes bir şekilde buna dahil, bu insanların ötekine yani ama kavramsal bir ötekine, o İstanbul'u bu hale getiren ötekilere den kendilerini ayrıştırma biçimleri İstanbul'u hak etmek üzerinden oluyor. Aslında sanki medeni olan, hep bunları tırnak içerisinde söylüyorum yani, medeni olan o idealize edilen düzene uyan kitle, eğitimle de bunlar üst üste binmeye başlıyor. Gene Türkiye'de sürekli tekrarlanan bir eğitim medeniyet söylemiyle birlikte. İşte böyle bir kitle var. Bunlar İstanbulluluk üzerinden aslında bir sınıf ayrışması yapıyorlar. İstanbul'u hak etmek öyle bir şey. O idealize edilen düzene uymak gibi bir şey. Diğerleri ise burayı bu kaos haline getirenler ise burayı hak etmiyor gibi bir anlatı. Öte yandan aslında bu yazısız kurallara uymaya devam ederek kendisinin de bu kaosa dahil olduğunu ve bunu yeniden ürettiğini biliyor. Ama dediğim gibi o kendi dahil oluşunu hep gerekçelendiriyor. Hayatta kalma gibi yani. İstanbul'da kullanabilme. Evet, evet, aynen öyle. Yani gündelik hayatın şartları bunlar. Bunlar yapılmak zorunda. Ama aslında İstanbul ve İstanbulluluk ötekini gerektirir. Çünkü o da galiba Batı'yla işte Avrupa. Avrupa'yla, evet. O böyle bir yani uzun zamandır Türkiye'nin birçok alanında karşımıza çıkan Avrupa'yı idealize etme anlatısı trafikte de kendisine yer buluyor. Peki genelde herkes için mi bu böyle, yoksa orada farklı bir sınıfsal şeylikten bahsedebiliyor muyuz? Yani bütün görüştüğün şoförler bu çok değilim. Çıktı, bu çok çıktı. Yani hani şöyle söyleyeyim, kendi arabasını kullanan insanlar da zaten çıktı. Hani siyasi olarak farklı yerlere kendini konumlandıran insanlar da çıktı. Ama mesela taksi şoförleriyle konuştuğumda da çıktı. Minibüs şoförleriyle konuştuğumda da çıktı. Minibüs şoförlerinden mesela şey anlatan oldu. İşte Almanya'dan geldiler, bizi gördüler. Minibüs sistemi ne kadar güzel işliyormuş anladılar. Oraya da götürmek istiyorlar. Hani anlatabiliyor muyum? Çünkü burada çok fazla bir minibüs eleştirisi var. İstanbul'da minibüslerin işte hattı belli değil, durağı belli değil.
değil, şeyi belli değil, o örgütlenmesi çok daha informal aslında birçok açıdan. Ama kendilerine sorduğunuz zaman aslında kusursuz işliyor minibüs sistemi. İşte metro koyuluyor. Mesela metroyu kaldırmak için, minibüsü kaldırmak için metro koydular. Biz hemen yeniden kurduk rotamızı. Metroya yolcu taşıyoruz şimdi diyor mesela. Hemen böyle çok onu esnek, adapte olan ve sorumluluk sahibi minibüs şoförleri mesela. Diyor ki ben diyor sabah diyor şeyine, işine çalışan taşıyorum diyor. Benim sayemde o işinde oluyor sabah diyor 9'da ben onu götürmek zorundayım. Ve bunun da Avrupa'ya aslında ithal edilebileceğini söylüyor. Hani onlardan çok fazla şey gelmedi doğruya doğru. İşte Avrupa'nın daha güzel, şöyle güzel, böyle güzel ama gene de böyle bir o ikilik, o karşılaştırma ve karşılaşmanın bir tarafında burası, bir tarafında Avrupa ikiliği oradan da çıktı. Peki bu kimlik müzakereleri dediğin şey bununla bağlantılı mı yoksa başka bir şey mi kastediyorsun? Bununla bağlantılı, bununla bağlantılı. Çünkü bence İstanbul trafiği üzerinden bir İstanbul, yani İstanbulluluk kavramsallaştırması çeşitli alanlarda oluyor. Hı hı. İşte göçten bahsederken oluyor. İşte göçmen işçilerden bahsederken oluyor. Ve trafik üzerinden de oluyor. İstanbulluluk, gerçek İstanbulluluk, evet İstanbul. Bulun hak ettiği İstanbulluluk, İstanbul'u hak eden İstanbulluluk nasıl bir şeydir? Bunu anlatmaya başladıkları zaman insanlar trafik üzerinden aslında işte o kendi pratikleriyle cebelleşmeye başlıyorlar ve kendilerini farklı kesimlere nazaran, istinaden konumlandırmaya başlıyorlar. Yani öykülerinde vardı o öteki olarak kurguladıklarıyla bir noktada aynı şeyi yapar halde buluyorlar. Aynı, evet. Ama bu onların yaşadıkları bir ne diyelim arada kalma hali. Arada, çok güzel öyle bir iki öykü vardı istiyorsan onlardan da o plaza evet, girişleri ha, falan evet, anlatmıştım. Evet, evet. Yani mesela işte şöyle anlatabiliyor mesela şeyde Maslak'ta plazalara giderken bir işte çıkış var ve orası da tek şerit olmak durumunda. O tek şeridin trafiği ayrı düz devam eden trafikten. Şimdi mesela benim görüştüğüm kişinin anlatısına göre orada hiç kimse aradan birisinin girmesine izin vermiyor. Çünkü onlar plazalarda çalışan eğitimli insanlar. Diyor ki mesela orada diyor aradan birisi girmek isterse orası kornalarla inliyor. Kimse yol vermiyor, verirse de kendisini çok kötü hissediyor. Yani iki şey söylüyor. Birincisi orada idealize edilen düzene daha yakın bir görüntü olduğunu öne sürüyor. Bunu insanların beyaz yakalı plaza çalışanları ve dolayısıyla eğitimli olmalarına bağlıyor. İkincisi de onlara bir işte duygusal tepki atfediyor. Diyor ki kimse çünkü görüyor elbette ki insanların aradan girdiğini ve o insanlara yol verildiğini. Çünkü ne yapacaksın birisi burnunu sokuyorsan yol veriyorsun. Onların aslında bundan pişman olduklarını, kendilerini kötü hissettiklerini, orada kalan diğer insanlara karşı belki sorumluluk hissettiklerini, tepkisini de onlara atfediyor. Bir yerde onları şey yapmak için, onlara bir bahane bulmak için, onlar adına özür diliyor aslında bir yerde. Evet. Bu şey de biraz farklı gibi düşünmüştük. Yani hani profesyonel olarak işte taksici, minibüsçü ve kendi arabasını kullanan ayrımı gibi. Evet. Öyle bir gözlemin oldu mu? Şu an tabii Uber ve taksiciler başka bir tartışmanın gündeminde evet. Ama hani evet. Senin kendi şahitliğinde yaptığın, araştırmayı yaptığın dönemde bir şeyler var mıydı? Gene ifade edilen. Tabii yani şöyle bu konuları konuşurken en çok dikkat çeken şey
insanlar İstanbul'un düzensizliğini özel halk otobüslerine, taksilere, minibüslere ve servis araçlarına atfediyorlar. Yani bunlar yüzünden İstanbul bu halde. Başka şeyler de anlatıyorlar ama eğer araç sayacaklarsa bunlar. Yani bunlar İstanbul'un trafiğini mahvediyor diyorlar. Yani bunlar arasında ben servis şoförleriyle görüşmedim. Özel halk otobüs şoförleriyle de görüşmedim. Ama taksici ve minibüsçülerle görüştüm. Ve onlar aslında bu durumun failleri birçok insanın gözünde. Onların da anlattığı şöyle bir şey var. Özellikle mesela taksicilerin anlattığı şöyle bir şey. Farklı hikayeler taksicilerle minibüsçüler ama taksicilerin anlattığı o zamandan kendi dahil oldukları aslında ağı anlatıyorlar ve o ağda nasıl bir sömürüye maruz kaldıklarını anlatıyorlar. Özellikle şoför olan yani plaka sahibi olmayan taksicilerin gerçekten şeye oturdukları zaman, her gün direksiyona oturdukları zaman eksi de başladıklarını öğrendim mesela. Eksi 250 lirada başlayıp onu tamamlayıp üzerine para kazanmak durumundalar. Ve bunun da neden olduğu bir takım dengeler var. Plaka sahipleri bu otosenter denen yerlere plakalarını kiralıyorlar. Yıllık kirayı alıyorlar. Otosenter ardından bunu şoförlere kiralıyor. Oradan bir kar ederek kiralıyor. Arabayı da satıyor bazen. Şoföre bir de hava parası alıyor şoförden. Yani otosenterle bir defa şoför arasında son derece problemli bir bağımlılık ilişkisi var. Oradan onu aldığı zaman bir kontrat onlarla imzalıyor ve çıkamıyor bundan. Arabayı da almış oluyor. Ardından işte kendi sigortasını ödüyor, benzinini alıyor, arabayı yıkatıyor, bazen durağa bir miktar para ödüyor falan. Yani bütün bunları anlattığı zaman şoför diyor ki ben diyor günün sonunda yani her gün direksiyona oturduğum günün sonunda o parayı çıkartabilmek için ters yola da girerim, seni almam da eğer şeyse hani tam devir değişim saatisi almam da, köprüyü de geçmem. Ondan sonra yani şikayet edilen bütün şeyleri yaptığını ve bunu yapma nedeninin de yani böyle bir aslında hayatta kalma bir tür. Bir emek hikayesinin evet. Doğal sonucu olduğunu söylüyorlar. Minibüslerin çok ayrı hikayeleri var. Yani minibüs durakları arasında rekabetler var mesela. Yani şimdi mesela burada siz görüyorsunuz bir minibüs öbürünün önünü kesmeye çalışıyor. İşte lanet okuyorsunuz bunlar yüzünden oluyor falan. Onun aslında derdi o dün benim ekmeğimi almıştı. Ben o yüzden bugün ve bunları koordine eden insanlar var. Yani minibüs durağının bir mensubu bir köşede duruyor. Hangi duraktan kimin geldiğini raporluyor. Ona göre minibüsler hareket ediyorlar. Sen zannediyorsun ki insanlar bir yerden bir yere gitmeye çalışıyor. Halbuki orada dönen bambaşka hesaplar var. Minibüsçünün durağa getirdiği, akşam getirdiği para ya da işte şeye getirdiği... araç sahibine getirdiği para mesela bu minibüsçüler arasında şey yapılabiliyor. Her gün sen ne kadar getiriyorsun, ben ne kadar getiriyorum birbirleriyle uyuması konuşuluyor ki o uyumla uyacak ki hani kimse az ya da çok getirmiş olmayacak. Şimdi bütün bunları gözeterek başka bunun tür gibi hakkaniyet tartışmaları başka tür üstte. Evet yani bütün bunlar olduğu için ya da diyor ki ben orada o yolcuyu el etmişken görürsem hiç umurumda değil diyor. Ben onu alırım çünkü ben onu işe götürmem lazım diyor. Mesela böyle bir enteresan sorumluluk sanki İstanbul'da herkesin şeyi üretkenliği minibüsçünün şeyine bağlıymış gibi bir anlatı. Böyle yerlerden anlatıyorlar yaptıkları şeyleri. Hiç düşün yani benim bu çalışmadan evvel hiç düşünmediğim işte şeylerden ne derler köklerden temelleniyor. Farklı hareketlerin meşrulaştırılmasını aslında evet, görüyoruz. Evet. Bir de o şey çok ilginç gelmişti bana. Kendisi kurallara uyup taksiye uymayan. Evet, belki onu da anlatırsan tabii, sonra toparlamaya çalışırız. Yani bu kurallara uyma uymama, etik olanı yapma yapmama meselesinde sorumluluk önemli bir mesele. Bu yaptığın işin sorumluluğunu alma
konusu. Bunu da mesela şöyle anlatanlar oldu. Ben diyor mesela kendim hiçbir zaman ters yola girmiyorum. Yani bunu doğru bulmuyor. Ya da emniyet şeridinden gitmiyor. Bunu doğru bulmuyor. Ama taksiye bindiğim zaman bunu yapıyor ve çok hoşuma gidiyor. Yani çok hoşuma gidiyor demiyor ama ses etmiyorum diyor. Hiçbir zaman İtirazı yok yani. Diyor hiçbir zaman bir taksiciye lütfen kurallara uyar mısınız demedim diyor. Çünkü onun sayesinde ben gideceğim yere daha hızlı gidiyorum diyor. Ama kendim olsam yapmam diyor. Çok büyük bir ihtimalle de yanında giden taksici bunu yaptığı zaman ondan şikayet ediyor. Ama sorumluluğu başka bir şoföre aktarabildiği zaman kendi vicdanı rahat. Kendisi bunun bir parçasıymış gibi hissetmiyor. Bunun hani ekmeğini yediği zaman diyelim. Yani çok hepsi ayrı ayrı çok detaylı gerçekten de tartışabileceğimiz yani sorumluluk beraber yaşama her bir örneği çok detaylı tartışabiliriz herhalde. Ama şeyi merak ettim hani burada çok İstanbul mevzusu çıkıyor ya yani işte İstanbul'un büyüklüğü, trafiği, derdi, taksisi, minibüsü. Dünyada trafik çalışılıyor mu? Bu senin çalıştığın, baktığın perspektiften ve hani bunun içine biz kendimiz İstanbul'u ya da senin yaptığın çalışmayı koysak nasıl bir yerde duruyor? Çalışılıyor. Yani özellikle bu yazılı kural, yazısız kural ve insanlar trafikte oranın özelliklerinden hareketle yazısız kurallarını nasıl oluşturuyorlar meselesi. Lima'da da var bunun çalışması. İşte Vietnam'ın çeşitli şehirlerinde var. Farklı araçlar üzerinden var. Yani mesela Vietnam'da motosikletler üzerinden çalışmalar var. İngiltere'de işte bisikletler üzerinden çalışmalar var. Yol etnografileri var. Yani sadece araç üzerinden değil de o yolun bağladığı yerler, o yolun dinamikleri, kontrolleri, otoriteleri üzerinden etnografiler var. Kesinlikle yani ne trafik bize özgü, trafik sorunu bize özgü, ne de trafik çalışmaları aslında bize özgü. Bunun şeyleri var başka yerlerde. Şey bu en son YouTube'da rekorlar kıran bir trafikte bisiklet şeridinde gitmesi gerektiği zaman gitmediği için ceza alan bir kişi bisiklet yolundan gitseydim ne olurdu diye bir video çekti. İnanılmaz derecede işte rekor kırdı. Çünkü hakikaten bisiklet yolunun her aşamasında bir başka engelle karşılaşıyor ve oradan gitmeye devam edip düşüyor. Böyle bir sahne aslında işte yazılı olmayan kurallar ve yazılı olan kurallar arasındaki hani hukukun biraz işleyişi işlemeyişine dair trafik çok ciddi öyküler anlatıyor galiba bize. Çok yani biz bunu işte yasal çoğulculuk olarak antropolojide çalışıyoruz ve yani yasa ve yasanın yanındaki kurallar, farklı kural bütünleri diye çalışıyoruz. Ama bu sadece yasaya ilişkin bir konu değil. Bu çoğulluk yani kural öbeği çoğunluğu. Bazısının daha resmi, bazısının daha gayri resmi oluşu ve bunları insanların sürekli bunları çarpıştırma halleri. Hem yani o bireysel düzeyde hem de o toplumun içinde neyin kabul edilebilir, neyin edilemez olduğu. Evet ve tabii sürekli değişiyor bu. Gayri resmi olduğu için. Adapte olabilmek ya da olamamak gibi bir şey de bir yandan belki. Evet. Peki devam etmeyi düşünüyorum dedin. Belki hani bu konuyu da çalışan, çalışmak isteyen başka kişiler için de hani buradan sonra nereye evrilebilir ya da bakmak istediğin neler vardı daha bakamadın? Şimdi bir dediğim gibi ben bir trafik polisiyle konuştum ama bu meseleyi regüle eden birimlerle kesinlikle daha fazla konuşmam gerekiyor. İşte belediyeyle, polisle, karayollarıyla ne bileyim yani bunun çünkü şeyleri öbür tarafı var. Hani kural koyucu tarafı var ya da uygulayıcı ya da uygulayıcı olması gereken kısım var. Bir öyle bir şey var aklımda bir sonraki adım olarak. Bir de demin söylediğim gibi servis şoförleri bence İstanbul çalışılacaksa çok önemli. Yani servis fenomeni. Düşünün kaç kişi ayarlıyor çıkma saatini servisler çıkmadan. Yola çıkayım. Hani maç dağılmadan çıkayım der gibi her gün servisler çıkmadan çıkayım. Bence servis kurumu
neden var? Yani neden her kurumun servisi var? Neden biz bunu bu kadar olması gereken bir şeymiş gibi alıyoruz? Bir toplu taşımayla çözememe halinin başka bir tür evet, toplu taşıma yaratması. Aynen, aynen öyle ve o servis şoförlerinin şeyi. Burada nereye oturduğu bence önemli bir soru. Bir de demin de söz edildiği gibi işte bu Uber tartışması. Yani şu anda her ölçekte gündeme gelen Uber, çünkü taksiciler oradan yeni bir emek dili ürettiler. Yeni bir örgütlenme çıktı. Haklı gören var, son derece haksız gören var. Bu araç Uber değildir diye stikerler görüyorum şeylerin arkasında. Uber olarak, normalde Uber olarak çalışan araçların arkasında bir koruma mekanizması olarak. Çünkü linçler oldu, şeyler oldu, böyle birçok vahşet durumu oldu. Öyle bir konu var. Benim bütün bu şeyde tabii bir toplumsal cinsiyet tarafı da var. Belki hani işte bir kadın şoför olarak trafikte olduğunda... Hani bir erkek şoförün bazı davranışları çok daha tolere edilirken bir kadın şoförden işte yol istemekten tut yol vermemeye kadar bir sürü şey deneyimliyoruz aslında. Evet, evet. O hiç karşına çıktı mı? Bir toplumsal cinsiyet boyutu çıktı mı? En son bunu sorayım, bitti ama. Çıkıyor. Bir kadın şoför stereotipi var. Arabasında makyaj yapan kadın. Sürekli bundan söz ediliyor. İşte dedim demin ben 15 senedir araba kullanıyorum. Benim karşılaştığım bir stereotip değil bu. Kim bu kadınlar? Ben yapmıyorum ama ben yapmıyorumdan öte benim sürekli karşılaştığım bir tip değil ama böyle bir şey var sürekli çıkan. İkincisi aslında biraz önce anlattığım o İstanbul'u bilme statüsünden dışlanan bir grup kadın şoför. Mesela bana şöyle anlatıldı, kadınlar çok iyi araba kullanır. Kurallara uyarlar mesela ama şakayla karışık. Yani sanki yüceltirmiş gibi anlatıyor ama bir taraftan da o yazısız kurallara hakimiyetten dışarıda bırakıyor. İşte şeyde 50 ile, E5'in bilmem neresinde kadın 50 ile gider. Halbuki demek istiyor ki orada 50 ile gidilmez canım, bunu herkes bilir demek istiyor. Ama bir taraftan da kurala uyar diyerek asıl değerli bilginin yerel bilgi olduğunu sanki bilmiyormuş gibi kadını orada şey yapıyor, işte İstanbul'dan dışlıyor aslında. O İstanbulluluk, İstanbul şoförlüğünden bu şekilde dışlamış. İstanbul şoförü yani erkek olamıyor aslında. Evet, evet. İstanbul şoförü erkek. O evet. Küçük harfli düzeyine hakim olan evet, ve götüren. Evet, evet. Çok teşekkürler. Ben teşekkür ederim. Bence hepimizin kafasında bir sürü soru daha var ve bir sürü daha derin analizlere gerçekten gebe bir konu olduğunu düşünüyorum. Çünkü çok sembol bir konu olduğunu düşünüyorum açıkçası. Yani işte kırmızı ışık yanarken orada duramama içgüdüsü ve bunu meşrulaştırma pratiğinin yaşamımızın birçok farklı alanında kurallarla yaşayamama ve bunu meşrulaştırma. Evet, her kesinlikle alana taşıyabiliriz gibi geliyor. O yüzden çok değerli bir çaba vermişsin. Çok sağ ol. Geldiğin ve bizle de paylaştığın ben için. Ben teşekkür ederim. Umarım herkes keyif almıştır. İyi haftalar diliyoruz.